Aşkım bu tarafa da. Onlar başvurmuyorlar. Şu anda ilk merkez belediye için adayları Yusuf Ziya abimiz yaptı. Allah hakkında hayırlısını etsin. Kendisi uzun süredir bizim partimizde çeşitli kademelerde görev yaptı. Elinden geleni de en iyisini yaptı bu süreçte. Bir önceki dönemde meclis üyemiz olarak, merkez ilçe belediye meclis üyemiz olarak görevini yaptı. Ve orada da Allah razı olsun kendinden ve yaptığı hizmetlerden her zaman memnun kaldı. Allah çıktığı yolda kendine hayırlı günler, hayırlı nasipler önüne çıkarsın inşallah. Elimizden gelen bir şey varsa biz de kendisine destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın da artık son gün. Başvuru yarın tamamlanıyor. Şu an itibariyle kaç başvuru var? Genel itibariyle bir rakam var mıdır? Şu an itibariyle bir dakika, şimdi önümdeydi kağıt. 27, 2 daha geliyor. Şimdi bugün 29 başvurumuz var. Bu Yalova geneliyle alakalı. Altınova'dan işte bütün ilçelerle alakalı 29 tane gördüğüm kadarıyla şu an başvuru varmış. Evet, bunda şeyler de var. Hem belediye başkanlıkları var, hem il genel, hem belediye meclis üyeliği, toplam 29 başvuru var. 22'sine kadar, yarına kadar belediye başkanlıkları yarın itibariyle son bulacak. 26'sında bütün ilçelerde ve beldelerde temayül yoklamaları yapılacak 26 pazar günü. Ondan sonra belediye meclis ve il genel meclis başvuruları da ayın 1'ine kadar devam ediyor. Büyük bir ihtimalle esas yoğunluk 26'sından sonra olacak. Çünkü herkes şeye bakıyor, aday adayı kim başvurdu ona bakıyor. Ona göre şey yapıyorlar, belediye meclis üyeliğini ona göre davranıyorlar. İşte 26'sından 1'ine kadar herhalde esas hareket orada olacak. 3'üne kadar mı? 3'üne kadarmış, pardon, özür dilerim. Ben de siz soru sormadan bir iki cevap bir şeyler söyleyeyim. 2020 yılında biz göreve geldik şeylerle, Mustafa Başkan'la beraber belediyeyi devraldık BYK'den. Biliyorsunuz belediye borç batağı altındaydı. Yüzlerce icra dosyası vardı. Bu dosyaları kapattık başkanımla beraber. Hepimizin çalışmasıyla ve Yalova'da gözle görülür bir şeyler yapılmaya başlandı. Onu siz de takdir ediyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Benim başvuruma amacım da, nedenim de ekibimle, arkadaşlarımla beraber bu Mustafa Başkanımızın başarılarını daha da ileriye götürmek, daha da başarılara götürmek. Bu nedenden başvuru yaptım. Hayırlı olsun inşallah. Aday gösterirseniz de göstermezseniz de ama yine adayın arkasında yürüyeceksiniz. Aynen öyle. Ankara Recep Tayyip Erdoğan kimi aday gösterirse sonuna kadar yanındayım, arkasındayım. Başkanımla da daha önce de görüştük zaten, evet. Konuştuk, biliyorlar. Bana görev verilirse il başkanlarımız tarafından, il başkanımız tarafından her zaman emirlerindeyim.